Arkadaşlar merhaba, yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Gelecek 10 yılda dünya, insanlığın %40'ının hayatta kalmayacağı bir yer olacak. Bu haberi NTV geçti. Habere göre milyarlarca insan ölümle burun buruna. Amerikalı bilim insanları ekvatorun çevresinde yer alan tropik alanlarda yaşam koşullarının küresel ısınma ve artan nem nedeniyle önümüzdeki son 10 yılda büyük ölçüde yaşamaya elverişli olmayacağını açıkladı. Bu durumun dünya nüfusunun büyük bir kısmı için korkunç sonuçlar doğuracağı ifade edildi. Dünyadaki insanların yaklaşık %40'ı şu anda tropikal ülkelerde yaşıyor ve bu oran söz konusu bölgelerdeki genç nüfusun fazlalığı nedeniyle 2050 yılına kadar küresel nüfusun yarısına ulaşacak. Yani arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun demek lazım. Bundan sonra nur topu gibi bir sıcak gündemimiz var artık. Akşam bununla yatıp sabah bununla kalkacağız. Neyle mi? Küresel ısınma. Dün de vardı. Ama arkadaşlar bu mevzu bu kadar ciddi bir noktaya gelmemişti. Ciddi nokta dediğim küresel ısınma değil. Küresel ısınma yaygarası. Bakın iki gün önce size neyi anlattık? Yapay eti. Türkiye'de dahil birçok ülke yapay et işine girdi. Etler piyasaya sürülmeye yaklaşırken ne duyduk? Büyükbaş hayvanlar çıkardıkları gazlar nedeniyle küresel ısınmanın müsebbibi ilan edildi. Allah'ın dilsiz kullarına karşı kampanya başlatıldı. Neymiş? Büyükbaş hayvan yerine küçükbaş hayvan desteklenecekmiş. Böylece hem doğayı korumuş olacakmışız, hem küresel ısınmanın önüne geçmiş olacakmışız, hem de yapay et daha sağlıklı olduğu için daha sağlıklı et yemiş olacakmışız. Dedim ya, minareyi çalan kılıfı hazırlıyor. Bu işin de başında Bill Gates var, her zaman olduğu gibi. Şimdi bir şey söyleyeceğim size, şok olacaksınız. Ben duyduğumda şaşırdım açıkçası, işin bu noktaya gelebileceğini düşünmemiştim. İklim değişikliğiyle mücadele için üzerime düşeni yapacağım. Çocuk sahibi olmayacağım. Evet, bir daha söylüyorum, bakın altını çizerek tekrar okuyorum bunu. İklim değişikliğiyle mücadele için üzerime düşeni yapacağım, çocuk sahibi olmayacağım. Sosyal medyada böyle bir kampanya başlatıldı. Gülüyorum ama acınası halimize gülüyorum. Maalesef ünlü isimler de destek veriyor ve hızla da yayılıyor bu kampanya. İnsan neslinin sonu geldi. Böyle bir şey söylemeyeceğim tabii. İnsan neslinin sonunun geleceği gün, kıyametin koptuğu gündür bana göre. Ama hatırlatırım, daha önce de aktarmıştık sizlere. İnsan nüfusunun 500 milyonun altına çekilmesi meselesi. Bu şaka gibi bir mesele değil. Hani bir iddia olarak gündeme düştü ama sonrasında küresel güç dediğimiz birçok ismin bu hususa dikkat çekmesiyle birlikte ciddiye alınacak bir duruma geldi. Bu küresel güç dediğimiz insanlar artan nüfusu tehdit olarak görüyor. Bakın yorumlarda bu görüşe katılanlar var. Yani bu kadar nüfus fazla değil mi falan diye düşünenler yok değil. Saygı duyuyorum. Ama bizim inanışımıza göre her canlı dünyaya rızkıyla geliyor. İşte insanın adaletsizlikleri insanı aç bırakıyor, yokluk içinde süründürüyor. Bakın bir yanda küçük bir grup, bir grubun hakkını lüks içinde tüketirken o büyük grup sefalet içinde yaşıyor. Komedi şu ki o küçük grup o sefalet içindeki büyük grubun sefaletinin sebebini yine o gruba, o büyük gruba, o grubun içindeki insanlara mal ediyor. Demiyor ki ben onların hakkını gasp ettim, sömürdüm. Arkadaşlar konu konuyu açıyor. Türkler Afrika'ya ilk gittiğinde Avrupalılara gösterilen tepkilerin aynısıyla karşılaşmıştı. Çünkü onlara göre beyaz adam hep alır, hep alır, hep alır, vermez. Osmanlı'nın evladı Türkler olduğumuzu öğrendiklerinde ve almaya değil paylaşmaya geldiğimizi öğrendiklerinde gözyaşlarına hakim olamayan on binlerce insan sevinç içinde bizleri beklediklerini dile getirmişlerdi. Bakın bu dünyada değil 8 milyar, 18 milyar insan da olsa aç kalmaz. Bizim dinimiz bize bunu öğretti. Komşusu açken biz tok yatabilecek bir millet değiliz. İnsan olmanın değerlerine de bakarsak aslında yine insanoğlu dünyada bir tane aç bırakmaz. Allah aşkına lokantalarda, masalardan kalkanların bıraktığı tabaklara bir bakın. O tabakta kalanlarla kaç fukara doyar? Lokantaların arka bahçelerine bir bakın, çöpe atılan ekmekleri göreceksiniz.
çöpe atılan yiyecekleri göreceksiniz. Bunun hesabı olmayacak mı? Dünya boşuna mı imtihan dünyası? Velhasılı kelam arkadaşlar, koronavirüsten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak deyip duruyoruz, söyleyip duruyoruz ki artık bunu devlet büyükleri de söylüyor. Hani yeni dönem, yeni dünya düzeni, işte koronavirüsten sonra yeni normal, eski normal nasıl bir normalse şimdi yeni normali konuşuyoruz. Çok hızlı gelişmelere gebe dünya. 2021 yılı çok önemli, 2022 yılı çok önemli. Görüştüğümüz bütün analistler bunu söylüyor. Bakın farkında mısınız bilmiyorum ama bir şey deneniyor. Bir cinsiyetsizleştirme operasyonu var ve bu operasyon deneme safhasını geçmiş durumda. Çocukların oyuncaklarına kadar sirayet etmiş durumda. Ben açıkçası özgürlüklerin sınırının bir başkasının sınırına değmediği sürece sınır olmadığını düşünenlerdenim. Kim kiminle nasıl yaşıyor umurumda değil. Erkek erkekle yatmış bana ne. Kadın kadınla aşk yaşıyormuş bana ne. Bu duruma benim müdahale şansım var mı? Yok. Hakkım var mı? Hakkım da yok bana göre. Ama bunu siz alene olarak, kasti olarak pompalar ve bu tür münasebetlere zorla yöneltmeye çalışırsanız sıkıntı burada başlıyor zaten. Erkek çocuğunuz için alışveriş merkezlerine gittiğinizde ona uygun renklerde elbise bulmak bazen o kadar zorlaşıyor ki. Kız çocukları için satışa koyulan elbiselere bakın, hepsi tek tip. Kız çocukları illa Aleyna Tilki gibi mi giyinmek zorunda? Ya da erkek çocukları Kerimcan Durmaz gibi mi görünmek zorunda? Bakın eskiden de vardı erkek erkeğe, kadın kadına ilişkiler, lezbiyen, gay. Bunlar yeni değil. Biz bunlarla yeni tanışmadık. Osmanlı döneminde de vardı, öncesinde de vardı. Dünya var olduğu günden beri var, bugün de var, yarın da var olacak. Ama eskiden bırakın bu tür ilişkileri, kadın erkek ilişkileri dahi böyle aleni değildi. Bir edep vardı, bir adap vardı. Kimse de karışmazdı. Ama bunlar mahremiyet alanlarında yaşanırdı. Bugün magazin sayfalarında don değiştirir gibi sevgili değiştiren insanları örnek alıyor yeni nesil ve bunlar pazarlanıyor televizyon ekranlarında. Bakın bu Esra Erol, Müge Anlı gibi programlarda bazı adamlar karısını aldatmış ya da kadın kocasını bırakıp gitmiş. Demedikleri laf yok. Sosyal medyaya bakın neler söyleniyor. Öyle yargı dağıtıyorlar ki. Ama Cem Yılmaz bunu yapınca bunun adı aşk oluyor. Defne Samyeli'yi Serena Sarıkaya ile aldattığında kimse yargı dağıtmadı. Adına aşk dediler, Cem dediler. Yapar dediler. Deniz Bulutsuz'u darbettiği, yüzünü gözünü patlatacak kadar dövdüğü iddia edilen Ozan Güven'le ilgili kimse tek laf etmedi. Bunun adına da ne dediler? Fırtınalı aşk. Evet, fırtınalı aşk dediler. Yani arkadaşlar, müthiş bir dejenere yaşanıyor. Değerlerin içi boşaltılıp adına da modernizm, çağdaşlık deniyor. Bu yapılırken de öyle ikiyüzlü hareketlere şahit oluyoruz ki bunları daha da çoğaltabiliriz. Tüm bunlar aslında denklemin birer parçası. Puzzle gibi. Puzzle bittiğinde Türkiye nüfusu 6 milyon, dünya nüfusu da 500 milyona düşer. 1979 yılında Georgia eyaletinde dikilen 8 dilde ve 4 antik dilde yazılan 10 emir anıtının birinci maddesi neydi? Videolarımız arasında var. Bizi takip edenler biliyor. Dünya nüfusunu 500 milyona düşür ve sabit tut. Bu hesaba göre Türkiye nüfusunun da 6 milyona kadar inmesi gerekiyor. Amerikalı epidemiyolog Dr. Shanda Swan 2 hafta kadar önceydi zannedersem bir açıklama yapmıştı ve demişti ki üreme 2045 gibi bitecek. İçinizden amma da abarttınız diyenler oluyor, olacak. Ama bir sabah uyandığınızda dünya nüfusunun yarıdan fazlasının kısırlaştığı haberini okursanız şaşırmayın. İmkansız diye bir şey yok artık. İmkansız diyenler şu soruma cevap versin lütfen. Tüm dünyada, tüm ülkelerde ve tüm insanlığın korku filmlerindeki gibi bir salgınla evlere hapsolacağını düşünebilir miydiniz? Bu konuya devam edeceğiz dostlar. Sizden ricamız her zamanki gibi kanalımıza abone olmanız, zili de aktif etmeniz. Zilin önemi şuradan geliyor. Yeni videolarımız geldiği zaman size bir bildirim geliyor ve siz de yeni videomuzdan herkesten önce haberdar olmuş oluyorsunuz. Videolarımızın YouTube linkini sosyal medya hesaplarınızdan da paylaşabilirsiniz.
Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.